Merhaba sevgili izleyiciler. TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanan az önce sona eren mücadelede Çorum Futbol Kulübü kendi sahasında ağırlamış olduğu Bandırma Spor ile 0-0 berabere kalarak ligde puanını 39'a yükseltti ve Bolu Spor'un bugün maç kaybetmesiyle birlikte tekrardan 7. sıraya playoff potasına yükselmiş oldu. Konuk Bandırma Spor ise deplasmanda almış olduğu 1 puanla 6. sıradaki koltuğunu korudu ve puanını 40'a yükseltti. Playoff açısından yani birbirlerinin rakibi olma ihtimali yüksek iki takımın mücadelesiydi. O yüzden zevkli, keyifli bir maç olmasını bekliyordum. Zevkli, keyifli oldu mu? Yani oldu ama hani şunu söylemekte fayda var. Maçın genel herhalde kilit cümlesi şu olacak. İki takım da birbirine gol atmamak için o kadar çok mücadele etti ki top da yani direkten döndü, oradan döndü, buradan döndü, her yerden döndü ama kale çizgisini geçmedi bir türlü ve maçta 0-0 sona erdi. Ben bu maçın karşılıklı gol var tahmininde bulunmuştum ama ya yani her iki takımın da hücum hattının çok güçlü olmasından dolayı böyle söylemiştim ama yani o kadar çok beni şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı ki yani bir de yani hani maçı 0-0 bittiğini görünce belki şaşırabilirdim ama oyunu izledikten sonra bu maçın 0-0 bitme ihtimali olmaz diyordum ama top hani çizgiden içeri girmemek için direndi adeta ya da oyuncular topu kale çizgisinden içeri geçirmemek için uğraştılar demek de doğru olabilir. Tabii öncelikle bir noktaya daha değinmem gerekiyor. Bandırma Spor tarafı açısından yeni başkan Gürsel Soylu'yu yeni görevinde tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Çünkü biliyorsunuz Onur Göçmez Beşiktaş As Başkanı olduktan sonra gerek ben olayım gerek birçok ulusal basında spor kamuoyunda Onur Göçmez'in Bandırma Spor Başkanlığı'na ayrılması gerekiyordu ve kendisi onursal başkanlığa geçti ve Gürsel Soylu yanılmıyorsam yeni görevine başkanlık koltuğuna oturdu. Kendisine de başarılar diliyorum. Maça gelecek olursak da bugünkü maçı Çorum Futbol Kulübü kalede Hasan Hüseyin Akınay ile başladı. Dörtlü defansla oynadılar. Dörtlü defansın merkezinde Landre ile onun yanında Zargo Ture oynadı. Beklerde sol bekte Erkan Kaş oynarken sağ bekte Kerem Kalafat oynadı. Orta alanda oynayan futbolcular ise bugün Ferhat Yazgan, Nalepa ve Hakan Barış üçlüsüyle başladı Serkan Özbalta. Kanatlarda ise bir tarafta Ceraldo, diğer tarafta Eren Aydın oynadı. En uçta ise yani bugün tribünlerin ıslıklayarak uğurladı Thomas Verheid oynadı. Konuk Bandırma Spor'da ise bugün kalede maça başlayan futbolcu Zafer Görgen'di. Yani Zafer de Akın Alkan'dan yani Bandırma Spor'da bu sezon kaleci anlamında biraz sıkıntı yaşadı. Sezonu Gelios'la başladı sonra Akın Alkan aldı. Akın'dan da bu kez Zafer aldı formayı. Kalede Zafer başladı. Dörtlü defansta oynayan futbolcular merkezde Mekser'le Tahay Batuhan Yayıkçı oynadı. Beklerde ise sol bekte Mücahit oynarken sağ bekte bugün oynayan futbolcu Bandırma Spor'da Rahmetullah Barış bekti. Orta alanda Mehmet Özcan oynadı. Mehmet Özcan'ın hemen yanında oynayan futbolcular ise Flor ve Levent Ay çekti. Tabi Flor da maçın ilk yarısında talihsiz bir sakatlık yaşayıp yerini Emirhan'a bıraktı. Kanatlarda ise oynayan futbolcular bugün Metan Mimaroğlu bir tarafta, diğer kanatta ise oynayan futbolcu Gakpa'ydı. En uçta oynayan futbolcu ise Jite'ydi. Klasik artık Bandırma Spor'da. Tabi maç nasıl başladı, nasıl gelişti? Maçın ilk yarısında 3 tane ciddi pozisyon vardı ki bunların ilkini kaydeden futbolcu Ceraldo'ydu. Ceraldo'nun sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Zafer çıkarttı. Sonrasında Gakpa'nın bir kafa vuruşu vardı Bandırma Spor tarafında. O da üstten dışarı çıktı. Yine Nalepa'nın ceza alanı dışından bir voleysi vardı ki inanılmaz bir voleydi. Gerçekten yani çok gol olsa spektaküler bir gol olacaktı ama top kaleci Zafer iyi çıkarttı ve ilk yarı bu şekilde 0-0 sona erdi. İkinci yarıda değişen oyuncu değişiklikleriyle birlikte her iki takım da riskler alarak oynadı. Biraz daha Çorum Futbol Kulübü oyunu rakip yer alanı yıkarak oynadı. İkinci yarıda daha etkili olan taraf özellikle Nalepa'nın önderliğinde. Nalepa bugün çok fazla sorumluluk aldı Çorum Futbol Kulübü'nde. Nalepa'nın önderliğinde Çorum Futbol Kulübü çok fazla pozisyona girdi. Thomas Verheid'in kaçırdığı bir pozisyon var ki hani yenilir yutulur cinsten değil. Bir ortaya ön direkte bomboş müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapıp filelere gönderemedi. Onun dışında Ozan Sol'un girdiği pozisyonlar var.
Yine bir pozisyonda ceza alanı içerisinde Thomas Verheid'in Maxler'e yapmış olduğu foul var. Akabinde top filelere gitti. Ozan top filelere gönderdi ama tabii ki öncesinde foul olduğu için gol iptal oldu. Ki son dakikalarda artık enteresan bir şekilde pozisyon, bu arada penaltı, Rahmetullah Barış Bekir Ozan Sol'a yapmış olduğu bir bileğe, aşil tendonuna deyip aşil tendonuna basması neticesinde kazanılan penaltı vuruşunda Thomas Verheid topun başına geçti. Vuruşunu zafer çıkarttı ama ceza alanının içine erken giren Mücahit'den erken girmesi neticesinde pozisyon penaltı tekrarlandı ve Nalepa geçti bu kez. Nalepa da bu kez direğe vurdu topu. İki penaltıda üst üste de yararlanamadı Çorum Futbol Kulübü. Ve maç da aslında başladığı gibi 0-0 sona erdi. Tabii şimdi şunu da söylemem gerekiyor penaltı noktasına gelmeden önce. Bu pozisyondaki penaltıyı aldıran futbolcu Ozan Sol. Şimdi ben geçen hafta Çorum Futbol Kulübü Bodrum maçında yorumlamadım bu maçı. 2-1 Çorum Futbol Kulübü kazandı ama tebrik ediyorum son dakikalarda atmış oldukları golle, ama o maça video çekmediğim için hemen o maçla ilgili bir şey söylemem gerekiyor. O maçta Ozan Sol'un rakibine yapmış olduğu bir hareket var ki hakem sarı kart bile vermedi yanılmıyorsam o pozisyonda. Direkt yani rakibinin göğsüne bir tekme, yani ayağını fazla kaldırarak rakibinin göğüs bölgesine bir tekmeyle müdahalede bulundu. Pozisyon direkt kırmızı kartlık bir pozisyon ama sarı kart bile verilmedi. Eğer Ozan Sol geçen hafta o pozisyonda kırmızı kart görmüş olsaydı bugün zaten bu penaltı pozisyonu doğmamış bile olacaktı. Yani aslında bugün o penaltıda gole çevrilmiş olsaydı, yani Nalepa'nın bugün kaydetmiş olduğu penaltı vuruşu gol olmuş olsaydı, biz aslında geçen hafta atılmayan Ozan Sol yüzünden kazanılan penaltıdan maç kazanan bir Çorum Futbol Kulübü'nü konuşuyor olacaktık. Bu yüzden biraz hak da yerini buldu cümlesini kullanmak doğru olabilir. Çünkü bence yani Ozan Sol geçen hafta kırmızı kartla cezalandırılması gerekirdi. Yani hakemin de oradaki yani kart bile vermemiş olması da enteresan bir karar olmuştu geçen haftaki Bodrum Futbol Kulübü maçıyla ilgili. Tabii ki artık ligin bu noktadan sonra her iki takım açısından da kritik bir nokta. Tabii ki 40-39 puana geldiler. Kocaelispor'un üst üste puan kayıpları yapması bu iki takımın da iştahını biraz kabartıyor. Çünkü yani Kocaelispor puan kayıplarına devam ettiği sürece ligde üçüncülük yarışı biraz kızışacakmış gibi görünüyor. Çünkü Eyüpspor'la Göztepe takdir edersiniz ki biraz artık yarışı koparttılar gibi görünüyor ilk iki için. Ligde biraz üçüncülük yarışı ortaya çıkacakmış gibi görünüyor. Bu noktada da Çorum Futbol Kulübü'nün ve Bandırma Spor'un bundan sonra oynayacağı maçlar çok kritik hale geldi. Ki Çorum Futbol Kulübü gelecek hafta liderin evine gidiyor. Eyüp'te oynayacaklar. Eyüp Spor, Çorum Futbol Kulübü var. Maçı var. Bandırma Spor'un ise fikstür bakımından biraz Bandırma Spor'un fikstürü zor. Bunu dile getirmem gerekiyor. Bandırma Spor'un üst üste iki tane Bodrum ve Eyüp maçları var. Onlar da gelecek hafta kendi sahalarında Bodrum'u ağırlayacaklar. Sonrasında kendi sahalarında üst bir de Eyüp'ü ağırlayacaklar. Bu iki maçtan sonra geriye kalan fikstürde ise üç tane çok kritik maçı var. Ligde kalmayı oynayan takımlarla biraz maçları olacak Bandırma Spor'un. Yani geriye kalan 9 maçın ikisi Bodrum ve Eyüp maçı. Diğer 3 tanesi ise Tuzla, Şanlıurfa ve Adana maçları da var o periyotta. Yani o 3 takımda ligde kalma noktasında ateş altında olan takımlar, Bandırma Spor'un biraz fikstürü zor gibi görünüyor ama bu cendereden nasıl çıkar bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.